Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Akıllara ilk olarak Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı Inception filmi gelmemeli. Rüyalara o şekilde bir müdahale henüz imkansız. Ama bu durum çalışmaların olmadığı anlamına da gelmez. 2013 yılında Kyoto Uluslararası İleri Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü'nden, Dr. Yukiasu Kamitani öncülüğündeki bir ekip, ilginç bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmada ilk kez bir rüyanın şifresi kırıldı ve, içeriğinin tahmin edilebileceği gözlendi. Bu bulgu ile beraber, büyük etik kaygılar da oluşmaya başladı. Araştırma beklenenin aksine çok daha yoğun rüya gördüğümüz, REM aşamasına değil de, derin uyku safhasında gözlenen, kısa ve keskin rüyalara odaklandı. Deney süresince, denekler defalarca MR cihazlarına girdiler. Deneklerin her uykuya dalışında araştırmacılar kısa bir süre bekledikten hemen sonra beyin aktivitesini kaydetmeye başladılar ve sonra deneyi uyandırıp ondan bir uyku raporu istediler. Bu raporda kişiden kısaca neyi gördüğünü ve nasıl hissettiğini açıklaması isteniyor. Sonra söz konusu kişinin tekrar uykuya dalması bekleniyor, süreçler bu şekilde tekrar ediliyor. Bu çalışmayı yüzlerce uyku verisi ve raporu elde ederek devam ettirdiler. Daha sonra ise, katılımcıların rüyalarında yoğunlukla gördükleri ve raporlara yansıyan, bazı nesneleri araştırmacılar gruplara ayırıp belirlediler. Kitaplar, arabalar, mobilyalar, bilgisayarlar, erkekler, kadınlar ve yiyecekler. Sonraki adımda araştırmacılar, deneklere sayılan nesnelerin fotoğraflarını gösterdiler, bu fotoğrafları gösterirken ise, MR cihazı ile beyin aktivitesi ve dalgalar kaydedildi. Yani araştırmacılar artık bir insan rüyasında, araba görüyorken nasıl bir beyin dalgası aktivitesi profiline, sahip olduğunu biliyorlardı. Artık araştırmacılar rüyaları birkaç nesneyi kapsayacak şekilde, tahmin edebiliyorlardı. Tabii ki burada basit tahminlerden bahsediyoruz, aracın markasını, modelini, rengini bilmek, şu an için imkansız gözüküyor ancak yine de, rüyanın içeriğini anlayabileceğimiz kadar bilgi elde edebiliyoruz. Gelecekte bir gün beyin okuma işini de yapay zekanın maharetli ellerine bırakırsak, bu konu hakkında en ciddi ilerlemeyi o zaman elde edebiliriz. Tabii ki bu konudaki ilerlememize paralel olarak etik kaygılarımızın da artacağı aşikardır. Siz bu ilginç çalışma hakkında, neler düşünüyorsunuz dostlar? Rüyanızın başka biri tarafından, bilinmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.